İnşallah ölmeyiz derken zaten dostlarım burada ölmek zormuş gerçekten. Çünkü bayağı bir yakınmış. Hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Lumber Tycoon 2 oynuyoruz. Ve bugün sizlerle birlikte dostlarım Lumber Tycoon 2'de gördüğünüz üzere dostlarım bayağı bir base'i ilerlettim. Tabii ki de gördüğünüz üzere yine dağınık. Ama büyük ihtimal dostlarım bir dahaki videoda bu şekilde dağınık olmayacak. Yani dostlarım öncelikle burada yaptıklarımızı sizlere şu şekilde bir göstereyim dostlarım. Öncelikle şurada arabamız olacak. Hatta şu şekilde spawn edelim dostlarım. Gördüğünüz üzere. Burası da dostlarım sizlerden gelen hediyeler kısmı gördüğünüz üzere. Şu an çok bir şey yok dostlarım. Ya balta falan da hediye ettiniz. Bir sürü yani para falan da hediye ettiniz. Biliyorum ama maalesef ki onları buraya ekleyemiyorum dostlarım. Şimdi dostlarım gördüğünüz üzere öncelikle benim 1 milyon param var. Peki ben bu 1 milyon parayı nasıl kastım? Tabii ki de dostlarım ben kasmadım. Harbi diyorum ben kasmadım bunu dostlarım. Sizler gönderdiniz dostlarım bu parayı. Bir gönderiyorsunuz 1 milyon bir gönderiyorsunuz 300 bin 150 bin 500 bin harca bitiremedim dostlarım. Yani arsayı da gördüğünüz üzere maxladım. Yani tüm açılabilecek şeyleri yaptım. Ama gönderdiğiniz paralar bitmiyor. Harbi sizlere o yüzden çok teşekkür ediyorum. Yani ben harcıyorum. Sizler yeniden gönderiyorsun. Neyse dostlarım öncelikle bugünkü konumuz ne? Hemen şimdi buna geçiyoruz. Tabii ki de dostlarım bugünkü konumuz neon altın ağacına nasıl gidilir dostlarım? Tabii ki de gitmenin taktikleri falan da var dostlarım. Yapmanız gerekenler de var. Bunları sizlere şimdi birazdan anlatacağım. Yani gördüğünüz bu kamyonet dostlarım bu arada benim değil. Normalde takipçimin kamyonetiydi de burada nasıl kalmış bilmiyorum. Megatrak yapmıştı dostlarım ve gördüğünüz üzere bayağı bu odun falan toplamıştık. Beyaz odun yani burayı yapmak için dostlarım. Harbi bayağı bir emek var dostlarım burada. Tek ben değil. Sizlerin de bayağı bir emeği var. Bu yüzden bu videoya kesinlikle like ve yorum yapmayı unutmayınız dostlarım. O zaman şimdi hemen geçelim. Şu şekilde aracımızı alıyoruz. Öncelikle dostlarım yapmamız gereken şey bu aracı değiştireceğiz dostlarım. Bu araçla gidilmiyor. Bunu baştan söyleyeyim. Durun dostlarım durun. Abone olmayı ve like atmayı unuttunuz. O zaman abone olup like attığınızda göre videonun güzel kısmından devam ediyoruz. Farklı bir araç alacağız dostlarım. Peki hangi araç alacağız? Alacağımız aracın ismini bilmiyorum ama dostlarım şöyle bir araç hem güçlü hem de küçük bir araç dostlarım. Yani bunun gibi büyük değil. Bununla gitmek çok zor dostlarım. Bir dakika köprüyü açmadık. Evet dostlarım şimdi köprümüzü açtık. Tabii ki de şimdi bu köprüden karşı tarafa geçiyoruz dostlarım. Bu köprüden karşı tarafa geçtikten sonra bu ilk dönüşten sağa dönüyoruz dostlarım. Yani düz devam etmiyoruz. Burada ise dostlarım gördüğünüz üzere burada bir araba şopu var dostlarım. Güzel bir araçlar var burada. Şimdi dostlarım burada alacağınız aracı hemen size şimdi göstereyim. Tabii ki de dostlarım bizim geldiğimiz araç bu. Bunu almıyorsunuz tabii ki de dostlarım. Bizim alacağımız araç ahanda bu dostlarım. Yani gördüğünüz bu araç. Kaç para olduğunu bilmiyorum. Ya umurumda mı umurumda da değil. Çünkü para sonsuz bildiğin dostlarım. Sonsuz para gibi oynuyorum bu oyunu. Evet dostlarım 5000 paraymış. Güzel. Hemen şeyi de aracımızı alıyoruz. Şöyle bayağı bir kutusu da büyükmüş ya. Ama bir şey değil mi? Kutusu büyük ama araç ona sığmaz. Neyse sorgulamayacağım. Boş verin. Şimdi dostlarım hemen şu şekilde bu arabamızı base'imize doğru götürüyoruz. Evet dostlarım aracımızı base'imize getirdik. Peki base'imize getirdiğimizde ne yapıyoruz? Tabii ki de dostlarım kutusunu açıyoruz. Ben rastgele bir yere indireceğim. Bunu daha sonra ayarlarım dostlarım. Hemen geri köprüye gidiyoruz dostlarım. İnşallah köprü kapanmamıştır geri. Şu anda açık duruyor. Ya ya adam arsanı niye kilitliyorsun ya? Ne güzel kısaltma yol yapacaktım ya. Neyse sorun yok dostlarım. Hiçbir sorun yok. Hadi be köprü. İnşallah yetişebiliriz dostlarım. Bence yetiştik. Tamamdır dostlarım. Çok güzel bir şekilde yetiştik. Şimdi dostlarım neon altın ağacı için yapmamız gereken şey. Hadi bismillah dostlarım. Öncelikle baltanızı kesinlikle unutmayın. Güçlü bir balta alın derim dostlarım sizlere. Ve şimdi dostlarım devam ediyoruz. Hemen bu şekilde. Burada dostlarım şu şekilde arabanın devrilmemesi lazım. Bakın burada hem birazcık hızlı hem de birazcık yavaş. Yani araba devrilmeyecek şekilde olması lazım. Burası aslında birazcık şans gibi diyecekken indik. Hadi bakalım dostlarım. Aa burada çok pis drift atıyor. Burada çok pis drift atıyor. Hayır. Driftten dolayı ölüyorum dostlarım. Driftten dolayı ölüyorum. Fail olacağız galiba. Galiba fail. Oy! Son anda dostlarım son anda. Oo ölüyordum şu cana bak dostlarım böyle bir can yok. Harbi diyorum böyle bir can yok. Bu arada dostlarım harbi diyorum çok dikkatli olun. Bu suyun içinde araç
Bildiğin drift atıyor dostlarım. Yok böyle bir şey. Şimdi dostlarım tabii ki de ben canımın dolmasını bekleyeceğim. O zaman yani bana bir uzun bir bekleyiş. Evet dostlarım şu anda canımız doldu. Bakın inşallah ölmeyiz dostlarım. Şimdi de şu karşıya gideceğiz. Hemen dostlarım şu şekilde. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İndik dostlarım. Gene başladık. Gene başladık yolculuğa. Bas 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 bas. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hop. Çok güzel dostlarım. Adaya geldik. Hemen dostlarım bu arada burada farlarınızı açın derim dostlarım. Çünkü daha rahat gidiliyor. Gerçekten farlı daha rahat gidiliyor. Peki dostlarım ben size bu aracı neden önerdim? Bu aracı neden kullanın diyorum. Tabii ki de dostlarım hem küçük hem de güçlü bir araç dostlarım. Diğeri olsaydı çok sıkışma ihtimali var dostlarım. Tekerleri birbirinden uzak olduğu için yani araç da gayet büyük, güzel, kullanışlı. Ama dostlarım neon altın ağacını toplamaya giderken gerçekten çok berbat oluyor. O zaman ben yine canımın dolmasını bekleyip geliyorum. Evet dostlarım şu anda canımız tekrardan doldu. Şimdi dostlarım sizin iki seçeneğiniz var. Ya şu karşıya gidersiniz. Veyahut da dostlarım şu an ekranın en fazla bu kadar büyüyor. Şu arada da bir yol var dostlarım. Şimdi ben büyük seçimi yapıyorum dostlarım. Aradaki yolu tercih ediyorum. Hadi bismillah dostlarım. Çok da konuşmak istemiyorum. Çok da bir şey demek istemiyorum. İnşallah ölmem. Lan! Lan öleceğim. Hayır 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 hayır. İşte bu dostlarım. Gördüğünüz üzere orada neon altın ağaçları. Geldik sayılır dostlarım. Lafı uzatmadan hemen canımın dolmasını bekliyorum dostlarım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Evet dostlarım gördüğünüz üzere canımız doldu sayılır ve doldu dostlarım. Hemen şimdi karşıya doğru gidiyoruz. Haydi bismillah dostlarım gene gidiyoruz. İnşallah ölmeyiz derken zaten dostlarım burada ölmek zormuş gerçekten. Çünkü bayağı bir yakınmış. Aslında direkt yani yarı canda da gidebilirmişim ama tehlikeye atmak istemedim dostlarım. Çünkü o kadar yol geldik. Bir de bu kadar yolu geri dönmek var şimdi dostlarım. Gördüğünüz üzere dostlarım ağacın yaprakları bildiğin taş. Harbi diyorum taş. Şimdi dostlarım bir de bu ağaçlardan çok fazla götürmemeniz gerekiyor. Çünkü şimdi birazdan nedenini de söyleyeceğim. Dostlarım sizin yapmanız gereken şey ya aracın çok ağır olmaması gerekiyor dostlarım. Ağır olursa çıkamazsınız ve çok doldursanız odunlar düşer. Aracı da devirebilir dostlarım. Yani bu yüzden komple ağacı kesinlikle koymuyorsunuz. Hatta şöyle bir şey ki bence dostlarım yani gidin direkt ağacın sadece bence köklerini alın dostlarım. Evet dostlarım gördüğünüz üzere ben bu ağacı kendi gözüme kestirdim. Şimdi gel bakalım buraya dostlarım. Ben bu ağacı keseceğim. Ya Allah bismillah. Hadi bakalım dostlarım. Bakalım ne kadar zor kırılıyormuş. Şimdi bunu ben de tek yedi lan. Bu kadar kolay beklemiyordum bu arada. Ama ağırmış dostlarım. Harbiden ağırmış şimdi. Ona laf yok. Neyse dostlarım öyle şekilde. Oy ya çok güzel değil mi dostlarım ya. Ya şu koskoca parçayı alıp götüresim geliyor. Harbi götüresim geliyor ya. Bu arada şu en kalını götüreceğim he. Ben şunu götürürüm daha iyi gibi gözüküyor ya. Oy dostlarım şunu görüyor musunuz? Çok güzel değil mi? Hemen dostlarım ben bunu alacağım. Keşke daha fazla götürebilsek ama dostlarım daha fazla götürebilirsiniz dostlarım. Bakın götüremezsiniz demiyorum. Ama daha da zor oluyor. Ben video çektiğim için şu anda çok fazla toplamayacağım dostlarım. Videodan sonra falan da gelir toplarım. Acaba bir tane daha koy. Neyse ya da ya dostlarım. Bir tane daha koymayacağım. O bir tane yüzünden devriliriz falan. Hiç katlanamam şimdi dostlarım. Yani buralarda inceleyecek bir şey yok zaten dostlarım. Bomboş gördüğün üzere öyle bir yer. Şimdi hemen şu şekilde bir oturalım. Haydi bismillah dostlarım. Şimdi şöyle bir şey ki en sonda bir taktik var dostlarım. Çıkmak için bir taktik var. Onu da sizlere göstereceğim. İleri sarmadan kesinlikle izlemeyi unutmayınız dostlarım. O zaman hemen devam ediyoruz. Haydi bismillah. Araba niye hareket etmiyorsun? Heh, tamamdır dostlarım hareket etti. Haydi bakalım hemen şu şekilde hop. Güzel dostlarım ilk adımımızı başardık gördüğünüz üzere. Başarıyla bu tarafa geldik. Şimdiki gideceğimiz yer zor dostlarım. Harbi diyorum zor. Ama asıl zor kısım en son kısım. Ben orayı nasıl yapacağım dostlarım? Olmazsa şöyle yaparım. Odunu elime alır zıplaya zıplaya giderim. Belki suda yürünüyor mu bilmiyorum ama suda yürünüyorsa odunu elime alır zıplaya zıplaya çıkarım dostlarım. Araçla çıkmaya çalışmam olmazsa. Yani öyle de biliyor mu olmuyor mu tam bilmediğim için araçla çıkmaya çalışacağım ama yine de baktım araçla çıkamıyorum dostlarım hemen. Hayır 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 çarptım. Çarptım dostlarım kaza yaptım. Hadi 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 hadi. Oh dostlarım son anda. Harbi diyorum son anda.
Hemen şu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ay lan ne oluyor? Araç sakin ol. Harbi diyorum bu arada dostlarım. Az önce büyük araç olsa sıkışma ihtimali vardı orada. Neyse dostlarım ben şu odunu düzeltmek istiyorum ya. Harbi odun düzen lan, seni hiç kaybedemem. Şunun parlamasına bakın dostlarım. Ben bunu alır karanlıkta yol bulurum ya. Neyse. Evet dostlarım hemen devam ediyoruz. Ve dostlarım sizlere şunu da söyleyeyim. Buralardan giderken bence ekranınızı büyütün dostlarım. Çünkü dıştan bakmak da bazen iş görüyor. Hemen mesela şu an dıştan bakıyorum ada nerede diye. Hadi çık adaya, işte bu dostlarım. Çok iyi. Şimdi dostlarım gideceğimiz yer önce canımız olsun dostlarım. Ondan sonra gitmeye başlayacağım. Oy dostlarım işte en zor kısma geldik. Gerçekten gerçekten çok stresliyim dostlarım. Bir abonenizi bir like'ınızı alırım dostlarım. Bana destek amaçlı abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bakın ben sizler için o kadar uğraşıyorum dostlarım. Bu canın dolması o kadar uzun sürüyor ki harbi ya. Çok uzun bekliyorum dostlarım. Neyse sorun yok. Sizin için değer tabii ki de dostlarım. Ama sizler de beni kırmayıp bir abone olup bir de like atarsanız kesinlikle beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve dostlarım şu anda kartlar da çıktı. Gördüğünüz üzere şurada veyahut da şurada bir yerde çıktı. Balta çoğaltma dostlarım. Mesela bir tane var ya bundan. Hiçbir şekilde para falan vermeden sizde bundan 2 tane oluyor. Bunu yapmayı sizlere gösterdim. Hatta sizde 4 tane var ya. 8 tane yapıyorsunuz. 8 tane var ya 16 tane yapıyorsunuz. Kesinlikle gidip o videoyu da izlemeyi unutmayınız dostlarım. Evet dostlarım canımız doldu. Haydi bismillah diyoruz. Şu anda dostlarım çapraz çıkmamız gerekiyor bu arada. İnşallah yapabilirim. Hadi 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 hadi. Hadi yapabilecek miyim? Yapabilecek miyim? Yapabilecek miyim? Lan araç çık çık. Hayır. Araç orada duruyor mu? Araç orada duruyor dostlarım. Şu anda dostlarım deneyeceğim şey ne biliyor musunuz? Direktman gideceğim. Oradan odunu alacağım. Harbi diyorum bunu deneyeceğim. Çünkü dostlarım çıkamadım ya. Harbi diyorum çıkamadım. Şunun bir derinliğini ölçeyim. Gel lan buraya çık. Ya derinliğini ölçecektim onunla. Neyse dostlarım iyi derinmiş iyi. Evet dostlarım şu anda canımız doldu sayılır. Hemen atlıyorum dostlarım deniz. Ya oğlum yapma ya. Yapma, ben bir saat boşuna mı bekledim dostlarım ya. Demek ki dediğimiz taktik çalışmıyor dostlarım. Ama benim odunum orada kaldı. Almak istiyorum ya. Of harbi diyorum dostlarım işte fail olduk gördüğünüz üzere. Ama dostlarım işte bu şekilde anlıyor. Ben çıkartamadım. Burada dostlarım çapraz olaraktan çıkmanız gerekiyor. Harbi diyorum küçük ağaç almalıymışız demek ki dostlarım. Zaten ben küçük aldım da aracı çıkartamadım. Sonradan dikleştirdim. Belki videoyu izleyenler fark etmiştir dostlarım. Yani sizler fark etmişsinizdir. Hiçbir zaman aracınızı dikleştirmeyin dostlarım. Dostlarım bir taktik denedim. O da çalışmadı. Yeniden loatlamayı denedim. Fakat bu da çalışmadı. Harbi diyorum tüh be. Çalışsan ne güzel olurdu ama dostlarım. Ama o zaman da direkt ağaçları kırardık. Direkt spam ederdik. Saçma olurdu biraz ama olsun dostlarım. Demek ki zaten çalışmıyormuş. Bu arada dostlarım zaten videonun başında da göstermiştim. Bu şekilde oluyor. Bu arada camı yanlış takmış. Neyse onu videodan sonra düzeltirim dostlarım. Sizce buranın içi nasıl olsun dostlarım? Burayı shop yapmayı düşünüyorum. Böyle iki katlı bir shop yapmayı düşünüyorum. Şuraya bir yere de dostlarım bunları böyle, bunları var ya bunları. Bunları böyle böyle patlatacağız dostlarım. Neyse buralara da dostlarım şu tarafa bir yere de koskocaman bir üretim fabrikası yapmayı düşünüyorum. Yani her odun için farklı bir yer gibi falan düşünüyorum. Bence güzel de olabilir. Sizce nasıl olur? Bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. O zaman dostlarım bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Bugün sizlerle birlikte Lumber Tycoon 2 oynadık ve Lumber Tycoon 2'de neon altın ağacı nasıl bulunur ve almanın taktiklerini gösterdim dostlarım. O zaman dostlarım dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bildirim zilini tüm olarak açarsanız bu gibi güzel videolardan ilk siz haberdar olursunuz. O zaman görüşürüz ve bay bay. Bye.